Evet sevgili seyirciler, şimdi iç siyasi hareketlilik de sürüyor dedik. Yerel seçimler var ama bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Komisyonu'nda ilginç gelişmeler var. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç şimdi telefon attığımızda ondan sıcak bilgileri alacağız. İyi akşamlar Ali Öztunç. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sanıyorum korucularla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dört siyasi partinin de katıldığı İçişleri Komisyonu'nda hemen sıcak bilgileri sizden alalım. Yani şöyle, köy korucularıyla ilgili bir madde üzerinde sıcak gelişme emekli yaşa takılanları ilgilendiriyor aslında. Hükümet biliyorsunuz bir kanun teklifi sunmuştu. 50 maddeden oluşan, içerisinde trafik cezaları da var. Pek çok madde vardı. Birisi de köy korucularının 44 yaşından sonra emekli edilmesi, evet, ve yerlerine çocuklarının ya da kardeşlerinin getirilmesine yönelik bir maddeydi. Biz bu maddeye emeklilik olunca Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bir önerge verdik. Dedik ki önergenizde, sadece korucular değil, emekli yaşa takılanların da sorunları giderilsin, mağduriyetleri giderilsin ve emekli yaşa takılanlar içinde düzenleme yapılsın dedik. Tabii bunu söyleyince paniklediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve en önemlisi önce HDP olmak üzere bu maddenin tekliften düşürülmesini talep ettiler. Önerge verdiler. Evet. HDP'nin gerekçesi şuydu, köy koruculuğu olmasın. Kendilerine göre bir düşünceler var. Onlar köy korucusuculuğu kaldırılsın diye önerge verdiler. Ama AKP ve MHP emekli yaşa takılanların sorunlarının giderilmesi gündeme gelmesin diye maddenin düşürülmesini istediler. Böylece bizim verdiğimiz önerge oylanmadan, çünkü madde düşürüldü, HDP'nin, AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla emekli yaşa takılanların sorunlarının giderilmesine yönelik çalışma maalesef bugün AKP'nin, MHP'nin ve HDP'nin oylarıyla gündeme getirilmedi. Hiçbir şekilde bir önerge kabul edilmedi. Şimdi burada ilginç bir nokta daha var. Hani her fırsatta ey CHP diyorlar ya, terörle yanasınız diyorlar ya, HDP'de yan yanasınız diyorlar ya. Şimdi bakın, bugün Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda HDP ile MHP'nin ve AKP'nin önergesi birleştirildi. Tek önerge olarak da oylandı. AKP, MHP, HDP aynı görüşte birleştiler ve aynı önergeyi verdiler. Evet. Emekli yaşa takılanların sorunları da böylece mağduriyetleri de giderilmemiş oldu. AKP, MHP ve HDP yan yana gelmiş oldu. Evet. Artık bu saatten sonra Cumhurbaşkanı olsun, AKP'liler olsun, asla ve asla CHP'yi suçlamasınlar. Kimin yan yana olduğu bugün bir kez daha ortaya çıktı. Evet. Çok hakikaten bize de yayınlarımız sırasında sosyal medyadan bu konuyla ilgili çok önemli sorular geliyordu. EYT'lileri unutmayın ne olacak diye, ama gelinen nokta bu Ali Öztunç. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. AKP, MHP ve HDP el ele verdiler. Bizim emekli yaşa takılanların mağduriyetlerin giderilmesi için verdiğimiz önergenin işleme alınmaması için oy kullandılar. İşin özü budur. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sıcak gelişmeleri aldık. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili korucuların durumundan yola çıkarak. Sayın Ali Öztunç, kolay gelsin. İyi yayınlar, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi günün öne çıkan gelişmelerini bu saatte ana başlıklarla birlikte değerlendirdik. Bir araya gideceğiz. Yine Kaşıkçı ile ilgili sıcak gelişmeler var. Biliyorsunuz az önce özetleri aktarırken size hastanelerden gelen açıklamalar vardı. Hayati risk taşımayanları ameliyat etmeyin noktasına gelmişti bu açıklamalar. Bununla ilgili CHP'den ciddi tepki var. CHP gündemini almayı sürdürüyor bu konuyu. Ve tabii yaklaşan yerel seçimleri saat 20'de ayrıntılarıyla CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'la da konuşacağız. Şimdi bir araya gidelim. Tekrar birlikteyiz.